karşımızda damarlarını ön plana çıkardığımız bir insan çizimi var. Kan damarları vücudumuzun her bir noktasına kan ulaştırma görevini yerine getirirler. Kalbe, akciğerlere, böbreklere, karaciğere, bağırsaklara, cildimize, sinirlerimize, kısacası az önce de söylediğim gibi vücudumuzun her bir noktasından bahsediyorum. Buraya da bir damar çiziyorum. Damarlar kanın yanı sıra besinler, oksijen ve proteinleri taşırlar. Peki damarlar hasar gördüğünde ya da iltihaplandığında ne olur dersiniz? Evet, örneğin kan damarının iç duvarı iltihaplanırsa nasıl bir durumla karşı karşıya kalırız değil mi? Çok fazla düşünmeden kanın damarın iltihaplanan kısmından geçemeyeceği için gitmesi gerektiği yere ulaşamayacağını söyleyebileceğinizi tahmin ediyorum. Buralar bağırsaklar, akciğerler ya da karaciğer olabilir. Vücudumuzdaki tüm organların kana ve besinlere ihtiyacı vardır ve bahsi geçen damar hasarı vaskülit adında bir hastalığında tanımıdır arkadaşlar. Vaskülit, kan damarlarının iltihaplanması ve hasar görmesi durumudur. Vaskülit kelimesindeki it ekinin inflamasyon yani iltihap olduğunu, vaskül kısmının da kan damarı anlamına geldiğini hemen eklemek istiyorum. Bu hasara yol açan şey aslında vücudumuzun bağışıklık sistemidir. Garip geldi değil mi sanki e, bağışıklık sistemi hasara yol açıyor ama nasıl oluyor hemen açıklayacağım. Ak yuvarlar yanlışlıkla damarlarımıza zarar verecek bazı moleküller salgılarlar. Bunu bağışıklık sisteminin bir hata yaparak kan damarlarının vücudumuza yabancı dokular olduğunu düşünmesi olarak da düşünebilirsiniz. Yanlışlıkla yani zarar veriyor. Vaskülit bu yüzden otoimmün bir hastalıktır. Bu noktada kan damarları ölürse, hastanın nasıl hayatta kalabileceğini sorgulamaya başlamış olduğunuzu düşünüyorum. Evet, haklı da sayılırsınız, haksız sayılmazsınız. Vaskülitin farklı çeşitleri vardır ve vücudun farklı yerlerinde hasar oluştururlar. Örneğin, sadece akciğer ve böbrekleri etkileyen bir vaskülit çeşidi vardır arkadaşlar. Bağırsakları, böbrekleri, kalbi ve akciğerleri etkisini alan başka bir tane daha. Bir başka çeşidi ise sadece kalpten çıkan büyük damarları etkiler. Hastalardaki belirtiler hasar gören ya da etkilenen organlara göre ortaya çıkar. Örneğin kalbe gelen kanın, dolayısıyla oksijen ve diğer besinlerin azalması, kalp dokusunun ölmesine, diğer adıyla kalp krizine yol açar. Kalp krizinin temel belirtisi ise göğüs ağrısıdır. Belirtilerin ciddiyetleri de farklılık gösterebilir. Karın ağrısı çeken bir hastanın dışkısında az miktarda kan olabilecekken, bağırsağa delinmiş de olabilir. Tüm bunlar kan damarlarının ne ölçüde hasar gördüğüne bağlıdır lokal belirtiler yanında gece terlemeleri, ateş, evet buraya bir termometre çizmeye çalışıyorum arkadaşlar. Evet, ateş, üşüme, kas ağrısı, yorgunluk ve halsizlik gibi genel belirtiler de görülebilir. Tüm bunların neden ortaya çıktığına gelecek olursak, akyuvarların salgıladıkları bağışıklık moleküllerini hatırlıyorsunuz değil mi? Bu moleküller kan dolaşımına dahil olarak vücudumuzun diğer bölgelerine de ulaşabilirler. Bağışıklık molekülleri normalde patojenlerle savaştıkları için hastalar herhangi bir hastalık ya da viral bir enfeksiyonda olduğu gibi genel belirtiler gösterebilirler. Şimdi bir adım geriye gelelim ve vaskülitin neden belli başlı damarları etkilediğine değinelim. Etkilenen damar türleri genellikle damarların büyüklüklerine bağlıdır. Demek istediğim vasküliti 3 kategoriye ayırırız. Büyük damar, orta damar ve küçük damar vasküliti olarak. Bunlara büyük çaplı küçük çaplı da diyebiliriz. Size neler olup bittiğini anlatabilmek için hemen bir damar çizeyim. Bu büyük bir damar olacak. Bunlar damar duvarları. Dolayısıyla burası damarın içi, burası da dışı. Anlaştık mı? Damarın içinde daha önce de bahsettiğim gibi kan, besinler, oksijen var ve bunlar kan damarları aracılığıyla vücudumuzun farklı dokularına ulaştırılıyorlar. Büyük damarlar kanın hızlı bir şekilde gitmesi gereken yere ulaştırılmasını sağlarlar damar duvara hasar görmüş ve iltihaplanmışsa, yara dokusu oluşmuş olabilir, damar şişmiş olabilir ve kan buradan eskiden yani normalde olduğu gibi geçemeyeceği için kan akışı zayıflar, ek olarak basıncı da düşer. Stetoskopla yapılan muayene sonucu doktor bu tıkanıklığı duyabilir. Bunun hortumun üzerinde, böyle üzerine bastığınız zaman daha doğrusu oluşan duruma benzediğini de düşünebilirsiniz. Hortumu bir yerden sıkıştırırsanız suyun akış hızını keseceğiniz gibi sıkıştırdığınız yere kulağınızı yaklaştırdığınızda suyun burada yarattığı sesi de duyabilirsiniz. Doktorların steteskopları ile duydukları da buna benzeyen bir sestir işte. Bu ses bruit olarak adlandırılır ki Fransızca bu sözcük bruit sözcüğü gürültü anlamına gelir. İşte doktor bu bölgeyi eliyle muayene ederse oradan geçmeye çalışan kanın yarattığı hissi de hissedecektir ki buna da gerilim heyecan, titreme anlamlarına gelen tril adı verilir. Orta çaplı kan damarları söz konusu olduğunda kan akışı tamamen durabilir. Kan hücreleri bu tıkanıklığın diğer tarafında kalırlar. Kanda bulunan pıhtı proteinleri burada birikerek kan akışını tamamen durdururlar. Pıhtı oluşumu sonucu kan damarı bu şekilde şişebilir. Kanın gidecek yeri olmaması sonucu basınç artar ve tıkanıklığın diğer tarafındaki damar duvarlarına baskı uygulamaya başlar. Orta çaptaki damarlar büyük damarlardan daha ince oldukları için şişmeye de daha yatkındırlar. İçi su dolu bir balonu sıkıştırdığınızda su bir tarafta toplanır. Öyle değil mi? İşte tam da buna benzeyen bir durumdan bahsediyorum. Kan damarının bu şekilde şişmesi ve zayıflaması da anevrizma olarak adlandırılır. Anevrizma Anevrizmanın yol açabileceği en kötü şey ise patlaması ya da yırtılması durumunda kanın dolaşımı terk ederek çevre dokulara doğru akmaya başlamasıdır. Son olarak bir de küçük damarlara göz atalım. Küçük damarlardan kastım mikroskobik damarlar, yani kan hücrelerinin neredeyse tek bir sıra halinde aktıkları ve çok ama çok ince damar duvarlarına sahip olan damarlardan bahsediyorum. Böylesine bir damarın tıkanması, damarın kolaylıkla parçalanmasına sebep olur ve belirtiler damarın yerine e, bağlı olarak bizim hayatımızda etki vermeye başlar, ortaya çıkmaya başlar. Örneğin bu kan damarları eğer bağırsaklarda yer alıyorlarsa mesela dışkıda kan gözlemlenebilir. Kan damarları böbreklerde ise idrarda kan olur. Derinin altında yer alıyorsa da kızarıklık görülebilir. Bu da vaskülitin belirtilerinin arkadaşlar durumdan etkilenen damarların yerine, büyüklüğüne ve hasarın boyutuna bağlı olduğunu bize gösterir.